Biliyorum bu sosyal teorilerin hepsi insanın gözünü korkutuyor. Ama temel noktaları aklınızda tutabilirseniz aslında o kadar zor olmadıklarını görürsünüz. Gözden geçireceğimiz ilk teori işlevcilik. Bu teori bir toplumun zaman içinde nasıl var olduğunu ve varlığını sürdürdüğünü inceler. Temelde işlevcilik bir toplumun dengeyi sağlamaya çalıştığını ve istikrar arayışında olduğunu savunur. Kurumlar gibi Toplumu oluşturan yapılar da son derece sabittirler ve ancak toplum istikrarını kaybederse gerçekten gerektiğinde değişirler. Kurumların toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yapılar olduğunu unutmayın. Şu an toplumumuzda tam da buna uyan bir örnek var. İnternet satış patlaması ve Amazon gibi internet üzerinden satış yapan tedarikçiler nedeniyle insanlar gitgide Sokakta mağaza alışverişinden uzaklaştılar ve pek çok iş yeri de buna ayak uydurmak zorunda kaldı. Bu mağazalar insanları tekrar dükkanlara çekecek ve oraya gelip alışveriş etmelerini sağlayacak yollar bulmak zorunda kaldılar. Ancak değişmek için çok fazla çaba gerekir. Bu nedenle mağazalar müşterilerini geri kazanmak için sadece çok gerekli olanı yapıyorlar. Tamam. O zaman işlevciliği düşündüğünüzde bir kurumun toplumda sabit dengeyi bulmak için yaptığı küçük değişiklikleri düşünün. Sadece yeniden işlevsel olmak için değişim. Bir sonraki teori adı üstünde çatışma teorisi. Bu teoride zaman içinde toplumların çatışarak nasıl değiştiğini ve yeni duruma adapte olduğunu inceler. Herhangi bir toplumda birbiriyle çatışan bakış açıları ve inançlar olacak ve insanlar taraf tutacaktır. Sonuç olarak bu durum toplumu kutuplaştıracak ve bir grup mevcut durumdan memnunken bir başka grup değişim isteyecektir. Bu aslında toplum için çok hassas bir durumdur ve sonuç olarak her iki taraf ya bir tür anlaşma yoluna gidecek ya da toplum parçalanacaktır. Avrupa'da 19. yüzyılda meydana gelen sınıf çatışması sadece iyi bir örnektir. İşçiler değişim isterken Fabrika sahipleri süre gelen durumdan son derece memnundu. İki karşıt görüş, işçilerin eskisinden biraz daha fazla, fabrika sahiplerinin biraz daha az gücünün olduğu yeni bir toplum yaratarak birleştiler. Herkes sonuçtan çılgınca olmasa da memnun oldu. Tamam. Demek ki çatışma teorisinde birbiriyle karşıt görüşte iki zıt taraf sonunda yeni bir sentez oluşturuyorlar. Yani çatışmadan Yeni bir toplum ortaya çıkıyor. Sırada sosyal inşacılık teorisi var. Bu teori toplumun nasıl ortaya çıktığı ya da değiştiği ile değil, nasıl göründüğü ile ilgilenir. Sosyal inşacı teoride her şey toplumun zihninden yaratılır. Bir şeyin aslında anlam ve değeri olmasa bile olduğuna dair bir anlaşma vardır. Günümüzde bunun en önemli örneği paradır. Kendi başına hiçbir değeri yok. Sadece bir kağıt ya da metal parçası ya da bilgisayarda bir takım rakamlardan ibaret. Ama toplum olarak ona belli bir değer biçme konusunda anlaşıyoruz. Ve bu anlaşma aslında toplumu şekillendirmeye yardımcı oluyor. Sosyal inşacılık teorisini düşündüğümüzde, her şeyin değerinin ona bir değer vermeyi anlaşmış olmamızdan kaynaklandığını unutmayın. Etrafımızdaki dünyayı biz inşa ediyoruz. Evet. Buradaki son teorimiz sembolik etkileşimcilik teorisi. Bu diğerlerinden biraz daha farklı bir teori. Çünkü odak noktasında birey ve onun davranışları var. Temelde nesnelere verdiğimiz anlamlar düşüncesine dayanıyor. Örneğin benim için ağaç bir gölge kaynağıdır ama bir başkası için karınca ve örümcek yuvasıdır. İnsanlar içinde yaşadıkları toplum tarafından şekillendirilir geçmiş deneyimlerine, nesnelere verdikleri anlam ve öneme dayanarak hareket ederler. Ancak herkes aynı şeye aynı anlamı vermez. Bir ağaç on farklı insan için on farklı anlam taşıyabilir. Sadece tek bir insanı ele aldığımızda bile o ağacın binden fazla anlamı olabilir. Ve bu anlam zaman içinde değişebilir. Nesnelere verdiğimiz anlam toplumdaki geçmiş deneyimlerimize dayanır ve bu anlam ve bizim yorumlarımız gelecekteki toplumu yaratır. Toparlamak gerekirse, sembolik etkileşimcilik, dünyaya anlam verebilmek için onunla etkileşime girdiğimizi söyler. Tümünü özetleyecek olursak, işlevselcilikte toplumun istikrarına bakıyoruz. Çatışma teorisinde toplumun nasıl değiştiğini inceliyoruz. Sosyal inşacılık teorisinde nesnelere nasıl anlam yüklendiğine bakıyoruz. Ve son olarak, Sembolik etkileşimcilik teorisinde ise bireylerin nasıl ve neye göre hareket ettiklerini öğreniyoruz.